Hayatım Hayvanlar kanalından hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Evet, kuş severlerimizi de ihmal etmeyelim. Kuş videomuzu da çekelim dedim. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce unutmadan bana bir like atar, bir yorumda bulunursanız çok sevinirim. Bugün arkadaşlar fıstık suyumuzu artık yalnızlıktan kurtardık. Yeni bir monk papağanımız var, onu getirdim. Sen neden her yer sessiz derseniz, yeşilleri içeriye aldım arkadaşlar videoyu trollememeleri için. Şöyle söyleyeceğim arkadaşlar, bunu bir uyarı, bir dost tavsiyesi olarak alın. Asla ve asla, tamam mı? Eğer büyük yani küçük şey üretimhaneniz varsa, evinizin içindeyse üretimhaneniz, kesinlikle yabani monk takım almayın arkadaşlar. Yabani monk takımlar tabiri caizse ortamı inletiyorlar. Ha şöyle, ben video çektiğim zaman bana bunu yaptıkları için şey yapıyorum ben. Onları göndereceğim artık. Başka çarem kalmadı. Bakın arkadaşlar, şimdi fıstık suyunun kocasını göstereceğim size. İnşallah da kocasıdır. Fıstık suyuyla çünkü biraz hafiften kavga ediyorlar. İnşallah aynı cinsiyet değildir. Önce bir buluşmayı izleyin. Ondan sonra siz de bir yorum yapın. Bakın bakalım öyle mi? Evet arkadaşlar, büyük buluşma. Güzel kızım fıstık suya bir erkek aldım en sonunda. Ama şu yeşiller kesinlikle gidecek arkadaşlar. Gerçekten sıtkımı sıyırttılar. Bilerek yapıyorlar. Böyle geliyorum, video çekeceğim zaman özellikle bağırıyorlar yani. Bu ses kesinlikle dayanılmaz bir ses. Fıstık suyum tırnağı bile olamazlar. Neyse şimdi yeni erkeği görelim arkadaşlar. Nasıl çekeceğim onu da bilmiyorum da. Dur bir dakika. Evet arkadaşlar, attım. Yeni erkeğimiz bu. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Evet, fıstık su deli gibi korktu arkadaşlar. Bakalım ne olacak. İnşallah korkmaz. Korkusunu yener. Yani şu anda çok korktu. Şaşırdı. Şey yok kızım, o da senden. O da senden. Arkadaşlar kısmet buymuş. Lutino istiyordum, albino geldi. Ama neyse. Gel. Gel kızım. Gel kızım. Bakın biraz şey oldu. Yalnız şunların sesi gerçekten video kalitesini mahvediyor. Bunlar gidecek arkadaşlar. Gerçekten bunlara uygun mu uygun vereceğiz. Ya isterlerse 50 tane yavru versinler. Evet, bir iletişim başladı aralarında. Gel. Erkek de yabani arkadaşlar ama şunlar gibi kesinlikle değil. Yani şunları aldığım güne lanet olsun dediğim dedirttirdiler yani artık. O kadar diyeyim. Neyse. Şimdi ben ışıkları kapattım. Yani şu anda saat 9 falan. Sabah görüşürüz artık. İnşallah bir sorun olmaz. Tamam kızım. Merak etme. Sabah zaten temizlik var. Daha iyi olacak her şey. Evet. Yeni erkeğimiz. Sümesinize hayırlı olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yeşiller beni canımdan bezdirdi. Bağırma konusunda. Yani isterlerse dünyanın yavrusunu yapsınlar, gene koymayı düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar, fıstık su görüyorsunuz bana meyilli. Hani beni seviyor, benimle oynuyor falan ama erkeğimiz de en azından yeşiller gibi bir tarafını yırtmıyor arkadaşlar. Yani tamam, yabani bakın, bu da yabani. Çekil oğlum, git. Bak. Aferin oğluma. Hatta elimi bile uzattım. Tam şey yapmadı. Tamam, sakin ol. Bakın onda da var hırlama ama en azından onları öbürleri kadar yok arkadaşlar. Bakın fıstık su biraz vuruyor arkadaşlar. Yani ortamı ele almış gibi, eş tutmamışlar inşallah arkadaşlar. Bunlar bu kez de rozellaların öteceği öpüşü. Bakın kur öpüşü yapıyor. Arkadaşlar kur öpüşü bu. Bu erkek karar veremiyor arkadaşlar hangi dişiyle eş olacağına. Benim acilen zaten şeyleri verdik. Ha bu arada onu söyleyeceğim. Nasıl aldın dersen Mongo derseniz, şeyleri verdim arkadaşlar. Paraketleri verdim. Şunları acilen bir köye gidip geleyim de şu kafese ayırayım. Böylelikle şuradaki yavruları da oraya ayırırım. Gelişimleri güzel olur. Neyse biz monklara dönelim. Ne diyordum? Kesinlikle arkadaşlar yabani monk akıl işi değil. Yani ben şey yaparım sandım. Başa gelirim sandım ama benim kulaklarım çok hassastır arkadaşlar. Aşırı hassastır ve ses sevmem çok. Neden sultan papağanı koymuyorum? Ses yüzünden. Ama monklar sultan papağanını bildiğiniz geride bırakır. Öyle böyle bir ses yok. Anlatamam size. Yabaniler için söylüyorum bak. Bunlarda hiçbir şey yok. Maşallah. Biz en iyisi o yeşilleri bir an önce gönderelim. Yabani bir yerde, yabani kuşlarla üretim yapan birinin işine yarar o. Gönderelim, uygun verelim. Yerine ya başka bir takım alalım ya da ihtiyacımız olan bir kuşu alalım. Neyse. Evet. Kuş üretim dediğim gibi arkadaşlar fena değil.
Bugün şunların kafesinden bir tane yumurta şey yaptım, çıkarttım. İspinozların. Aha yumurtlamış. Ya bunlara gıcık oluyorum. Asma da civciv çıkarttılar biliyorsunuz demiştim. Kursağı da doluydu bakıcılar. O konuda eminim. Ama asmadaki yuvada iyi yatamıyor ve civciv eziliyor. Dolayısıyla da sıkıntı. O yüzden arkadaşlar bunlara derhal şey yapacağım. Ne derler? Bir kareyi takacağım. Alıştırmaya çalışacağım. Forpiler iyi. Forpiler dinlenmede. Yaz sıcağı. Burada bir dişimiz büyüdü. Serpildi, güzelleşti. Bakın bunun kuyruğu çok güzel oldu. Bu dişinin. Bu dişi bir Rosella. Red Bino. Burada tek bir sevdamız var. Onun için planlarım var. Demiştim. Dişi olduğuna eminiz. Burada 3 tane bebişimiz var. İsteyene gider arkadaşlar. İsteyen olursa verebilirim. Haberiniz olsun. Elinizi çabuk tutun yalnız. Köyden gelince verebilirim. Yani bugün artık olmaz da. Burada da arkadaşlar 3 tane erkeğimiz var. Ve yavrularımız biraz biraz bize alışıyor. Artık en azından eskisi kadar hayvani bir şekilde çırpınmıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biri Lutino, biri Redbino, biri de klasik. Aynı Ruhi'nin tipinden olacak. Ruhi'nin tipinden mi olacak? Evet, saracak değil mi? Tabii sarı olacak. Bakın yavruların size bir özelliğini göstereyim. Enseleri yeşil olur arkadaşlar. Bu da size küçük bir bilgi olsun. Yani Rosella alırken yavrunun gagasının açık rengi, tamam mı? Ve ensesindeki yeşillik onun yavru olduğunu gösteriyor klasik olanlarda. Bakın anne babada böyle bir şey yok. Bu arada anne baba arkadaşlar tüyden çıkıyor. Şükür. Kurtarıyoruz onları. Şöyle söyleyeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar artık büyük papağanlara geçiyoruz. Ben geçtik gibi Rosella'ya ağırlık vereceğim. Zaten paraketleri de o yüzden gönderdim. Rosella koymak çok daha mantıklı bence. Uğraştığımıza değer. Pardon arkadaşlar. Ama diyeceksiniz ki abi senede bir kere yavru veriyor. Nasıl şey yapacaksın? Arkadaşlar çiftlerin çoğunluğunu düşünün. Çok olduğunu düşünün. Biliyorsunuz kanarya da bir kere yavru veriyor. Şey senelik yavru veriliyor. Dönemsel yavru veriyor. Yani biz kanarya üreticisi gibi bir şey olacağız. Hem benim için daha da karlı ve daha da rahat bir şey olur. Aslında bir çılgınlık yapmayı düşündüm. Yani kafam bir gün attı. Lan dedim alayını satayım da. Büyük papağanlar alayım. Sadece beslemek için. Çünkü gerçekten arkadaşlar bir noktadan sonra insan yoruluyor. Gezmek, eğlenmek istiyor. Bakın köye gideceğim. 4 tane köpeği arabanın arkasına koyacağım. Ve beni bambaşka maceralar bekliyor. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Çünkü dediğim gibi köyde kangallar var. Hayırlısı diyeceğiz. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Yani dedim büyük papağanlar koyayım. Burayı badanalayayım. İyice resimleri yapayım. Burada böyle papağanlar, başka hayvanlar. Köpekleri falan çalışayım. Geçen bir teklif geldi. Mesela işte kabul edemedim. Etmemek için zor tuttum kendimi ama. Edecektim neredeyse. Yani bir kardeşimiz aradı. İstiyorsan abi dedi. Bende bir tane dişi pincirle bir tane dişi French Bulldog var dedi. Kuşla takas edek dedi. Yani şöyle bir durdum. French Bulldog'a da doğum yapmış hatta. Yavruları falan da vardı. Yani çok da güzeldi. Egzotikti de. Yani düşündüm. Onur kendine gel. 5 köpek çok fazla. Yerin müsait değil o kadar dedim. O yüzden arkadaşlar teklifi geri çevirdim. Ama o kardeşimizle size tanıştıracağım. O da burada oturuyormuş. İşte tesadüfen aynı komşu çıktık. Dediğim gibi yani bu kadar çok hayvana bakmak kolay değil arkadaşlar. Yemin ederim şu kuşların sayısı azaldı. Birazcık kafamı dinler oldum. Tamam çok seviyoruz. Güzel işler. Yıllardır yapıyorum zaten yani. Ama bir noktadan sonra da insan tabii ki hem evine hem ailesine zaman ayırmak istiyor. Hem de belli şeyler yapmak istiyor. Ha, ama ben bu kuşçuluğu bırakmam onu söyleyeyim. Bu size sakın yanlış anlaşılma olarak gelmesin yani. Onur abi bırakıyor musun falan filan demeyin. Sadece kafamda başka planlar var arkadaşlar. Çünkü benim inancım şudur. Devamlı aynı şeyi yaparsan ilerleyemezsin, yükselemezsin. Tamam yaparsın bir şeyler olur. Ne yaparsın? Belki onu da güzelleştirirsin diye. Ama bir noktadan sonra sıkılabilirsin arkadaşlar. Yani çünkü muhabbet üretimde mesela benim sıkıldığım nokta aynı şeylerin, mutasyonların tekrar tekrar karşıma çıkmasıydı. Ben biraz farklı renkler görmek istiyorum arkadaşlar. Mesela şu renklerle muhabbetin renklerini kesinlikle bir tutamayız. Ya bunlar Allah'ın doğa harikaları gerçekten. Muhteşem. Ya şunlara bakar mısın şu kuşlara? Dediğim gibi Forpus desen keza öyle artık iyice gına geldi o yüzden gönderdim. Yani bakalım. Allah önümüzde uzun bir ömür verirse yapmak istediğim çok şey var. Hayırlısı diyeceğiz. İnşallah bu güzelimizde hanemize hayırlı uğurlu olsun. Evet isim önerisi bekliyorum arkadaşlar. Ne koysak biz bunun ismini ya? Ha? Bak oradan bağırıyor yeşiller. Yeşiller içeriki odadan bağırıyor. Allah'ım.
Evet. Lütfü'nü düşünüyordum arkadaşlar. Aslında benim kafamdan Lütfü'nü geçiyordu ama maalesef albino oldu. Bakalım. Eight. Ya işte tek korkum DNA yaptırmadık. Fıstık su, fındık su, fıstık canlı olabilir arkadaşlar. Hiç belli olmaz. Bakın kafa sallıyor falan. Bir şeyler yapıyor. İster misiniz ikisi de erkek olsun? Hayırlısı diyeceğiz artık. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Arkadaki yeşilleri ne yapacağız asıl? Bir getireyim de biraz sesini duyun bakalım. Bakın uzakta duruyorum arkadaşlar. Hala hırlıyorlar. Yani bunu anlamıyorum. Benim bu odada bulunmama tahammülleri yok bu kuşların. Ha, bildiğiniz karga gibi adeta. Çok çabaladım. Ele alıyorum ısırmıyorlar fazla. Bir tanesi bir dişi ısırıyor bir tek. Erkek o kadar ısırmıyor. Tüyleri de iyi, güzel yani. Ama hırlama bitmedi arkadaşlar bakın. Hırlamayı kesemedik. Gördüğünüz gibi gır 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 gır. Yani bunun olayı nedir? Bunu çekmek zorunda mıyım? Tabii ki değilim. Dolayısıyla en iyisi ilana vermek arkadaşlar. Hatta şöyle fotoğraflarını da çekelim. Güzel güzel. Evet. Bunlardan arkadaşlar yol olacağını düşünmüyorum ben bu kümeste. Dediğim gibi alsınlar. Çünkü genç kuşlarda 23'lü falan ha. Yani 22'li falan. 20 yıl yaşadıklarını düşünürsek çok az bir süre yani. Bir de fıstık suya bakın ne kadar cana yakın. Ne kadar geliyor. Ya şu kuş bile daha efendi yani arkadaşlar. En azından efendi bir yabani. Bunlardan bizim video kalitemizi bozmaktan başka bir yarar göremeyiz. Böyle bir kuş içerikte olmaz arkadaşlar. Dediğim gibi heveslendik. Dursun dedik. Ama olmayacak. Yapacağımız bir şey yok. Evet. Şunlara da bir dişi bulamadık. Bunları da ilanda. Dişi isteyen varsa, erkek isteyen varsa arkadaşlar veriyoruz. Bunların da tanesi 1000 liradan aşağı yok şu anda piyasada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani yok. Şu dişimiz bize yaramak zorunda. İnşallah yarar. Hadi hayırlısı diyorum. Evet. Bu işler de böyle. Biraz da salmaya bakalım ya. Salmaya bakmadık hiç. Salma arkadaşlar iyi. Senegal'e işte dediğim gibi dişi bulmaya çalışıyorum ki onun da dişi olup olmadığını, erkek olup olmadığını tam anlamıyla bilmiyorum. Yani arkadaşlar dediğim gibi papağan işi biraz şaibeli. Bu benim yakışıklı oğlum. Babasının oğlu, anasının oğlu diyeyim daha doğrusu. Babası değil, anasına benziyor. Burada böyle. Muhabbetler üreme konusunda şu anda gönülsüz. Bakayım. Zaten hiçbir şey yapmamışım. Zaten üretmeyi de düşünmüyorum şu aralar. Yani kışın bunları tek tek alacağız. Kafeslere atacağız. Şu kuşum resmen mundar oldu. Anlamıyorum. Bir türlü düzeltemiyorum şu kuşu ya. Titizlik kaydı şu kuşum. Neyse. Hallederim. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Bu videoda böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah beğenmişsinizdir. Size göre albino'nun ismi ne olsun? Bir de yorumları yapın. Anlayan, monkreten kardeşlerimiz var mı aranızda? Eğer varsa tiplerinden falan bir şey diyor musunuz? Mesela bu erkek hareketi olabilir arkadaşlar. Monk konusunda tecrübem olmadığı için tam bilemiyorum. Kafa sallıyor ama ne kadar yani? Ne yapıyor işte? Bakalım. Tamam, tamam. Tamam, övgüler. Ben sizin dostunuzum oğlum, niye böyle yapıyorsunuz ya? Diyorum ya elime aldım, neler neler yaptım. Yok arkadaşlar, olmayınca olmuyor. Kuşun içinde olacak. Bunların kritik dönemi geçmiş. Bak ta kaç metre ilerledim hala hayvan hırlamaya devam ediyor. Yani bu şu demek yani. Bize bu kümeste tutmayacak bu ya. Şuna bak, bunlar olmasa kümeste var ya zerre ses yok. Bak bunlar bile artık adam oldu biraz. Ya yani iyilik gelen yer bile, ha tamamen evcil değiller, yabaniler. Ama en azından bunların da durumları bir fenaydı. Bu işte böyle arkadaşlar. Hayvan ne kadar zeki olursa sizden o kadar korkma ihtimali yüksek oluyor. İnanın öyle oluyor. Yani tam tersinin olması gerekir ama öyle değil. Çünkü hayvan düşünüyor o zaman. Bana bir tehlike gelir mi? Bilmem ne gelir mi? Falan. Evet. Ruhimizin de kafa güzelleşmeye başlamış. Bunlara köye gitmeden bir şey yapayım. Köy videosu gelecek arkadaşlar köpeklerle ama bir 2-3 gün video gelmeyebilir. Short satabilirim. Küçük çaplı. Çünkü arkadaşlar orada internet yok. Dediğim gibi bize dua edin. İnşallah başımıza bir şey gelmez.
Yani bunu bir yaşamak istiyorum arkadaşlar. Bir köpeklerimle dağda yürüyüş yapmak istiyorum yani artık ben de. İmkanlarım dahilinde. Köyün güzelliklerini de çekelim size. Evet, kendinize çok iyi bakın. Hayatım Hayvanlar kanalından sevgiler, saygılar. Like ve yorum unuttuysanız unutmayın arkadaşlar, aman diyeyim. Atıverin. Evet, hoşça kalın.